Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün çocuklar yok evde. Sabah ya kahvaltı yapmıştık, bulaşıklarım var. Çocuklara sonra çorba içirdim, tarhana yapmıştım. Bulaşıkları kaldıracağım, aslında şu dolapları falan fayanslara gireyim diyorum. Bir de balkonu yıkacağım da terlik bulamadım. Şimdi arkadaşlar, koltuk örtülerimi attım. Çalıştırıyorum. Şu deterjan göz bölümüne attığım için ben bir su alıp atıyor. Attıktan sonra deterjanımı koyacağım. Bu arada çamaşır deterjanı koyacağım. Evet, almaya başladım. Post deterjanı. Beyazlar için. Şöyle bir ölçeğim var, koydum onu. Şuna da az çamaşır deterjanı var, onu koyayım. Yumuşatıcı koymayacağım arkadaşlar, bu yıkansın. Evet arkadaşlar, şu makinenin böyle yıkaması bol bol köpüklü bir bana mı mutluluk veriyor bilmiyorum. Gerçekten bayılıyorum böyle, oturup izlemeyi seviyorum. Yarı yarına kadar da sulucuk şıkpır şıkpır böyle köpük köpük. Çok hoşuma gidiyor gerçekten izlemesi. Bazen toprak da oturuyor izliyor benim gibi. Şimdi şuna deterjanımızı dolduralım. Bu arada bu deterjan kokusunu da çok seviyorum ben. Tozlu çamaşır deterjanları da dışından koklayarak alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu bitsin. Başka çamaşır deterjanı alacağım. Böyle devresimlerde, beyaz çamaşırlarda iyi oluyor. Arada kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi şuna biraz su ekleyeyim. İki tane örtü var. Şimdi şurada da çamaşır deterjanım var. Açayım. Bu arada hem kurutma hem çamaşır makinesi aşırı ses olabilir. Daha su almamış. O da bir dursun. Ses çok çıkıyor. Rahatsız olabilir. Ben bile yani rahatsız oldum. Evet arkadaşlar, şu domastos etkili dökülmüş. Ben bunu bir de apası gibi beyaz renklilere koydum. Soldurdu biliyor musunuz? Unutuyorum bazen. Şimdi şöyle boşaltıyorum arkadaşlar. Zaten ha bitti. Buraları da döküldü. Dökülsün. Hepsi sağlık olsun. Bu da insanların da böyle bir tuhaf kayganıp bir şey yapıyor. Şu köşenin içine de dökülmüş de. O da ziyan olmasın arkadaşlar. İki yıkama kadar var yani anlayacağınız. Şimdi ben hemen bulaşıkları yıkayayım. Yok ya, ilk önce balkonu yıkayayım. Hemen. Sonra bulaşıkları şey yapayım. Bir de şuraya süpürge tutayım. Bu arada dik elektrikli süpürgeden memnun musunuz diyorsunuz arkadaşlar. Evet çok memnunum. Çekip gösterir misiniz diyorsunuz. S olana gerçekten çok güzel çekişi. Bunun şey tarafı daha çok canlar. Hiç şu kısımlardan atıyor. Bu da tamam. Şimdi ağzını kapatalım. Bunu da böyle 4 sefer mi 3 sefer doldurdum. Kaç kiloydu? 30 ama 4,5 kilo. Şimdi şunu da kapağa geçiriyorum. Bu arada şimdi maç izliyor. Şunu şöyle kaldıralım arkadaşlar. Ay, üstümde deterjan oldu. Evet canlar, şimdi balkonu temizleyeceğim. Camlarım falan leş gibi. Birkaç hafta daha idare edeyim de Nisan'dan sonra silerim camları. Ya da silerim, hava gerçi güzel gidiyor. Şimdi burayı temizleyeceğim. Aa, benimkiler bak neyi nereye atmış. Camdan atmışlar. Gel kara kedi gel.
Şimdi ilaçlı su yapıp getireceğim. Bir de şurada saksı çiçeği var ya, ona kuşlar çok bulgur dökmüşler. Onun için nasıl boşaltacağım ben? Şimdi onu yapacağım. Hep bulgur gelmiş buralara. Neyse suyu geri çektiririm. Buğdayda bulgur falan oldu mu bitleniyor ya. Yaz gelince soğukta gerçi bir şey olmuyor ama. Yaz geldi mi bitlenir, evde bitirir diye korkuyorum. Şimdi süpürelim şunları. Kapıların buraları buğday oluyor. İlaçlı suyumu da yaptım. Bir güzel yapacağım arkadaşlar. İlk önce bir süpürelim. Böyle en azından bu içeri koydum mu balkona dökülüyor. Aşağıya dökülmemiş oluyor. O zaman da balkon böyle çok batıyor. Daha yeni yıkadım biliyorsunuz. Bana birkaç arkadaş yazmış, hiç temizlik yapmıyor musun? Ne demiş? Emin oldun video çekerken mi temizlik yapıyorsun sadece diye yazmış. Tek video çekmek için temizlik yapıyorsun. Alın görün. Temizlik için değil. Şöyle yakından göstereyim. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Kuşlar gagasıyla falan getiriyor. Batıyor arkadaşlar. Oralar çalılık gibi şeyler. Yani sürekli ne kadar temizlersen temizle batıyor. Yani temizlik yapacağım vakit, video çekeceğimiz vakit temizlik yapmıyorum sadece. Evet arkadaşlar, balkon temizliğim bitti. Kayınvalideme gittim, çocukları getirdim. Eşime yemek verdim. Biraz çorba içtim ben de. Kayınvalidemde yemiştim az. Ekmek yememiştim. Bulaşıkları kaldıracağım. Çamaşırları yerleştireceğim. Hadi yaz Kaan. Kaan'ın şu testi var. Birazdan bunu çözeceğiz. Hadi. Nereye? Bak dolap karıştırıyor. Karıştırmadık yer bırakmıyorsun. Dolaba ay Ertuğrul. Hadi annem. Yaz. Rol. Sen de boyamanı yap. İşte görüyor musunuz? Oranın şeyi kalkmış. Ve bunu şambayı aha inne varmış. Ertuğrul yırttıydı. Bugün sabah şurayı. Daha demin de buradan şuraya kadar yırttı. Ben bu çocuğu ne yapayım? Ne güzel duruyordu. Ne güzel seriliydi. Sen tut, yırt. Bakın. Şu görüntü iyiydi.
Şimdi bu görüntü. Ah toprak, ah. Var ya, çocuğun mu var, derdim var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Toprak, kim yırttı burayı? Toprak. Anne. Anne yırttı tabii canım, anne yırttı. Ben bu çocuğu ne yapayım? Ne yapayım ben bunu? Böyle de çok mu içerim? Şöyle Nescafe yaptım eşimle. Kendimi içiyorum. Bu da pazardan aldım. IKEA'nın bardağı. Gerçekten çok kaliteli çıktı. Bunlar 5 TL arkadaşlar. Normalde çok pahalı. 15, 20, 30, 40. Bir kupa yani o kadar pahalı ki. 5 liraya aldım işte 2 tane böyle. Gayet güzel. Şık aslında, 6'ya tamamlamak gerek. Şimdi bana afiyet olsun, çamaşır katlanacak sonra. Arkadaşlar, çocuklar uyuduysa eşimle beraber şu an Gönül Dağı izliyoruz. Reklam girdi. Bugün videom böyle olsun. Balkon yıkadım işte. Çocukların ödeviydi. Kaynana mı yedik, gel. Böyle geçti bugünüm. Hoşça kalın. Yarınki videoda görüşmek üzere.